Dostlar, ilk önce kendimi bir tanıtayım, sonra birkaç kelime söylemeye çalışayım. Ben Ardahan milletvekiliyim. Ağızkal ülkeyim. Övünmek gibi olmasın. Ağızkal olmaktan da şeref duyuyorum. İstanbul'da sanayici 30 yıl siyasette geçti. Vatana, millete hizmet etmekle geçti. Bu yanımda belki tanıştınız, belki bugün şahsen tanıdınız. Dolayısıyla bu toplantıya vesile olan değerli arkadaşlara, Murat Başkan'a ve yönetimine, Aydın Bey dostuma, değerli kardeşim olan Aydın Bey dostuma da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bugün. Yani kendi değerlerimizle bir araya gelip hedeflerimizi belirlemek, stratejimizi belirlemek, gayretlerimizi ortaya koymak, el ele, gönül gönüle verip memleketin geleceğine, bulunduğumuz camiaya katkı sağlamak adına yeknezak bir noktada olmak çok anlamlı. Gerek iktisadi olarak çok anlamlı, gerek kültürel olarak çok anlamlı. Dünyada yoğunluğu oluşturan 600 bine yakın Ağızkal Türk'ümüz var. Check etmek için arkadaştan öğrendim son sayıyı. İnanmış değerler her zaman inanmamış değerlerden üstündür. Bunu çok çok iyi biliyoruz. Örgütlü toplumlar, örgütsüz toplumlardan her zaman üstündür. İsrail'de olduğu gibi. Sevmem. Ama dünya nüfusunda 20 milyon İsrailli var. 7 milyar dünyanın iktisadi gayri safi milli hasılasına el koymuş durumda. Kültürlerini kesinlikle yaşattıkları için, hedefleri olduğu için bir noktada dünyayı yönetme erkini elde etmişler. Yöntemleri tartışılır. Ama özgür ağırlıklarının temel sebebi kesinlikle tek yumruk olmaları, tek vücut olmaları, kültürlerini yaşatmaları, iktisaden güçlü olmaları, dünya piyasalarına açılmaları. Örnek alacak bir ülke değil ama yaptıklarını örneklemek için söylüyorum. Mezalim bir ülke, kan döken bir ülke, ayrı bir şey. Şiddetle de kınıyorum ayrıca. Yani İsrail'i de huzurunuzda. Ama başarı pratiğine bakınca karşımıza çıkan tablo bu. Birliktelik. Birliktelik olmadan başarı elde etmek mümkün değil. Onun için bu toplantıların çok ciddi faydası var. Ankara'da bu toplantı bana söylendi. Ben bu toplantıya özellikle geleceğim dedim. Bir Ağızkal Türk'ü olarak. Sizden biri olarak. Bana düşen hangi görev olursa olsun bu camiaların, bu cemaatin emrindeyim. Bakın bir daha tekrar ifade ediyorum. Emrindeyim. Biz bize sahip çıkacağız. Hani bizde bir tabir var. Ya biz bize kurban, el bize kurban. Halk tabiridir. Söylemekte fayda var. Ağızkal Türk'ü demek vatan sevgisidir. Ağızkal Türk'ü demek bayrak sevgisidir. Ağızkal Türk'ü demek Türkiye sevdasıdır kesinlikle. Ağızkal Türk'ü demek dünyadaki Ağızkalıların bir bütün olması demektir. Yalnızca Türkiye değil. O 600 bin insanı mutlak ve mutlak dünyada yönetim erkine taşımamız gerekecek. Gerekmeli. Çünkü biliyoruz ki Ağızkal Türkleri muhafazakardır. Kültürleri yaşarlar. Geçmiş dönemlerde hepimizin de bildiği ve takdir ettiği dünya tarihinde örneklerini çok verebiliriz. Bir kimliği, bir kültürü hiçbir güç asimile edemez. Hele bu Ağızkalıysa onun dinini, inancını, kültürünü hiçbir güç hiçbir zaman kesinlikle asimile edemez. Hiçbir zaman edemez. Onun için Ağızkal olmaktan gurur duyuyoruz. Ağızkal olmak gerçekten Müslümanlıktır, ahiret hesabıdır, hak yolunda yürümektir, vatan sevgisidir ve birlik beraberliktir. Bunlar hiç kimse ödün vermez. Veremeyiz. Birlikte gelecek, ayrılıkta gazap var. Bu kadar açık. Net, bunu da biliyoruz. Ben derneğimizin çalışmalarını yürekle kutluyorum. Aydın Başkanım, Aydın kardeşimin burada örnek
bir tavrını da huzurunuzda takdir ediyorum. Burada kurulacak bir eğitim vakfı noktasındaki katkılarında kesinlikle gereğini yapacağını söylemiş olması, örnek bir meşale yakması noktasında Aydın Bey huzurunuzda tebrik ediyorum. Ben kendi seçim bölgemde insana ve eğitime yatırım noktasında yüksek okul yaptık babamızın adına, yurt yaptık, işte 5400 tane öğrenci okuttuk vesaire. İnsana ve eğitime yatırım çok çok önemlidir. Ve bunun için de insana ve eğitime yatırımda müktesebat olarak olması gereken şey şudur. Değerlerimiz, kültürümüz, kesinlikle geleneklerimiz, göreneklerimiz. Bu Japonya çok örnektir bu konuda aslında. Bizim örnek olmamız lazım da. Japonya'ya diyorlar ki ya işte vatandaş 16 bin tane tanrım var. Dağ tanrı, ağaç tanrı, işte orman tanrı, neyin nesidir, Budizm var filan falan. Buna inanıyor musunuz? 16 bin tanrı olur mu diyor vatandaşın suali öğrencilere. Diyor ki bu benim geleneğim. İnanmasam da yaşatacağım diyor. Geleneklerine bağlı toplumlar mutlak ve mutlak başarıya koşan toplumlardır. Misyonu yanlış dahi olsa, inancı yanlış dahi olsa sonuç böyle çıkıyor arkadaşlar. Ya bizim elhamdülillah bir Müslüman olarak çok büyük bir rehberimiz var, Kur'an. Dahası var mı? Elhamdülillah. Ne ki, ne mutlu bize ki Müslüman doğmuşuz ya. Elhamdülillah, ne mutlu ki Müslüman doğmuşuz. İnşallah Allah bize ahireti kazanmayı nasip etsin. O da işin başka şekli. Hepimize nasip etsin inşallah. El cümle, çok fazla vaktinizi almadan. Gerçekten benim için çok anlamlı bir toplantı. Her zaman yanınızdayım. Her zaman bu tür etkinliklerde vaktim ve zamanım yettiği ölçüde yanınızda olacağım. Görev bilerek yanınızda olacağım. Bu birlikteliği tecessüm ettireceğiz. Bu birlikteliği pekiştireceğiz. Bu birliktelikte iktisadi bağlar kuracağız. Bu birliktelikte kültürümüzü yaşatacağız. Bu birliktelikte kesinlikle bulunduğumuz coğrafyada etkin ve güçlü olacağız. Hedefler açısından söylüyorum. Bu birliktelikte kesinlikle dünyayla, tekrar söylüyorum tırnak içinde, dünyayla yeknezak hale geleceğiz. Ahaskalı olmanın dünyada varlığını eğer gerçekten hissettiremiyorsak hepimizde büyük bir eksiklik var demektir. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hepimizde bir eksiklik var demektir. Başta kendim için söylüyorum bunu. Olacağız. Şükürler olsun ki en büyük gurur kaynağımız da şu. Geçmişte az önce Aydın kardeşim söyledi. Efendim Özbekistan'da çalıştık emekçi olarak. Şimdi çoğu Ahaska Türk'ümüz şükürler olsun. Yönetilen değil. Yöneten olmuş. İş sahibi olmuş. Bursa'da olmuş. Ankara'da olmuş. Amerika'da olmuş. Rusya'da olmuş. Ve kesinlikle yönetilen olma noktasında inşallah örnek olabilecek bir birlikteliği sağlayacağız. Uluslararası ilişkilerin temel sebebi burada kardeşimiz de var. Gürcistan'da görev yapan çok değerli Türkiye temsilcimiz var. İktisadi ilişkilerle kesinlikle iktisadi ilişkiler düzeltiyorum. Kültürel ilişkileri geliştirir. Eğer bir ülkeyle iktisadi ilişkimiz varsa bilmeliyiz ki kültürel ilişkilerimiz de o paralelde gelişir. Yalnızca ilk önce kültürel ilişki ki dünyanın global düzeni içinde söylüyorum. Yetmiyor. İlk önce kesinlikle ekonomik ilişkiler. Evet, biz dünyayı tanıyoruz Ahaskalılar olarak. Dünyayı tanıyacağız. Dünyanın her noktasında olacağız. Her noktasında kesinlikle helal iş yapacağız, doğru iş yapacağız kesinlikle. Ama birlik ve beraberlik içinde bu mücadelemizi yürüteceğiz. Değerli arkadaşlar, bakın, inanç değerlerimiz ayrı, bu tartışılmaz. Ama en önemli olan şeylerden bir tanesi, herkesin yapamadığı müteşebbis ve girişimci olmak. Biz hakikaten ruhumuzda, genlerimizde, Ahaska Türkleri olarak yani bulunduğumuz çevreye faydalı olmak kadar da gerçekten DNA'larımızda ne var? Girişimcilik var, cesaret var, müteşebbis olmak var. Bunu mutlaka ve mutlaka geleceğe en güçlü bir şekilde ama örgütlü bir şekilde taşımak lazım. Şimdi burada bir eleştirimi mutlaka ve mutlaka söylemeden geçemem. Devlet millet yönetmiş birisiyim ben. Halkın isteğiyle de siyaset yapmış birisiyim.
Kimsenin metniyle de siyaset yapmadım hayatımda. Burada tekrar söylüyorum herkesin huzurunda. Bir Allah'a hesap veririm, bir halka hesap veririm, şükürler olsun. Ben vekilken maaş almadım işte vesaire vesaire. Şükürler olsun, ekmeğimi, alın terimi memleketime paylaşan bir siyasiyim. Bunun da altını çizerek de söylüyorum. Şimdi bir Ağustos Türklerin temsil edilen bir yer var. Datuk. Güzel, hoş, temsil edilmeli. Fakat Datuk'un etkinliği nedir? Datuk ne iş yapar? Datuk'un faaliyetleri nedir? Murat Başkan'ın söylediği noktada çok manidar ifadelerini kesinlikle burada büyük bir hezeyanla dinledim. Sözler yerine gelmiyorsa, dünyadaki örgütlülüğü Datuk yerine getiremiyorsa devletin desteğini alarak, bakın altını çizerek söylüyorum, onu da tekrar söyleyeyim. Eleştirmek, tenkit etmek, evet doğrudur. Eksik varsa eleştireceğiz canım. Doğru varsa da takdir edeceğiz, hiç şüphesiz. Ne yapıyoruz Datuk olarak? Ne yaptık? Bugün Kazakistan'da ciddi olaylar var. Türkiye Cumhuriyetleri'nde çok ciddi olaylar var. Elbette ki kesinlikle bu iş Datuk çözecek falan değil ama Datuk olarak duruşumuz nedir? İki, Türkiye'deki askerler için ne yaptık? Dünyadaki askerler için örgütlülük bağlamında neleri gerçekleştirdik? Devletin desteğini aldığımız halde, ciddi desteğini aldığımız halde, bakın sözüm nereye giderse gitsin, çok net söylüyorum. Nereye giderse gitsin. Ya bir de şunu yapmayın, sizi tenzih ediyorum. Ya doğruysa omuz verelim, güzel, başım gözüm üstüne. Ama bir eksiklik var bizi temsil noktasında. Evet. Natiseye düşüren bir durum söz konusuysa ve gerçekten bizi ciddi bir şekilde temsil eden bir Datuk yoksa, o zaman kusura bakmayın. Hepimizin hatası var. Sesleneceğiz bunu. Datuk bizim için çok önemlidir. Ağızka Türkleri için çok önemlidir. Dünyadaki örgütlüğümüz için çok önemlidir kesinlikle. Aksini söyleyen biriniz var mı içimizde arkadaşlar? Aksini söyleyen biriniz var mı içimizde? Önemli midir Datuk devletin gücünü alarak? Bizi örgütlemek noktasında, dünyadaki açılımımıza katkı sağlamak noktasında. Önemli değil midir dostlar? Önemlidir. Yeterli buluyor muyuz? Ben burada bir şey kişiyi tenkit etmek için gelmedim ya ama ben istiyorum ki Datuk her noktada proaktif olsun, her noktada kesinlikle örgütlü olsun, her noktada dünyanın her yerinde Ağızka Türklerinin bayrağını kalenin burcuna diksin. Bunu söylüyorum, yüreğimizden geçen bu. Benim yüreğimden bu mu geçiyor? Hayır. Sizin yüreğinizden bu geçmiyor. Dostlarım, sizin yüreğinizden bu geçmiyor mu? Geçiyor. Bu kadar net. İnşallah bu oluşumlarla Allah'ın izniyle çok umutlu oluyoruz. Murat Başkan, çok umutlu oluyoruz. Burada bir mesai sarf ettiniz, bir emek sarf ediyorsunuz. Bizleri bir araya getiriyorsunuz. Böyle bir örgütünüz olmasa biz Ankara'dan niye gelecektik buraya? Geleceğiz, mecburuz ya. Çünkü Ağızka Türk'üyüz, Ağızkalıyız. Geleceğiz. Bu görevleri İşten ve samimi olarak kesinlikle iştahla benimseyeceğiz ve burada olacağız. Ben size açık çek veriyorum. Vaktim ve zamanım yettiği ölçüde her programınıza geçmeye çalışacağım. Tamamına gelir miyim? Hayır. Gelemeyebilirim ama elimin yettiği, gücümün yettiği noktada yanınızda olacağım. Ankara'da kapımız, gönlümüz sonuna kadar açık. Ben tabii Aydın Bey kardeşimize de huzurunuza teşekkür ediyorum. Hakikaten Amerika'da gerçekten Ağızka Türklerinin örgütlenmesi noktasında çok ciddi gayretlerini takdirle izlediğim için huzurunuzda başarıyı tebrik ediyorum. Aydın Bey sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu örgütlülüğünüz, bu başarınız inşallah devam etsin. Çünkü başarının devamlılığıdır esas olan. Dolayısıyla siz inşallah Amerika'daki Ağızkalıları da inşallah dünyadaki Ağızkalıları da hep birlikte örgütleyeceğiz ve inşallah amacımıza, hedefimize uygun noktaya taşıyacağız. Bugün sizlerle aynı ortamı teneffüs etmekten çok onurluyum. Asker olmak güzel bir şey. Güzel bir duygu. Kesinlikle rahmetli dedem, annem vesaire. Asker şivesiyle konuşurum. Ben de asker şivesini biliyorum. Başka bir duygu. Yani inşallah askerimiz da kalkınır, büyür. Askerimiz şu anda istediğimiz noktada değil. O mezalimi görmüş insanlar inşallah geleceğin kesinlikle dünyada etkin ve örnek insanları olacaktır Allah'ın izniyle. Her Ağızkalı kesinlikle
Allah'ın izniyle bulunduğu yerde etkin, dünyada bulunduğu coğrafyada kesinlikle birlik ve beraberlik içinde olmak gibi tarihi, tekrar söylüyorum, tarihi bir sorumluluğumuz vardır. Çünkü geçmişte yaşadığımız o mezalimleri bilerek. Tekrar söylüyorum son söz olarak, hamdolsun ki, hamdolsun ki hiçbir güç, eski Rusya ne olursa olsun, hiçbir güç Asgalı'nın imanını, inancını, değerlerini asla ve asla asimile edememiştir, etmeyecektir. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Birlikte olduğum için çok mutlu oldum. Çok şeref duydum. Dediğim gibi kapım, gönlüm, her zaman başım üstünde yeriniz var. Geç tanıştık, vesile oldu. Her şey teafuk, vesile oluyor tabii bunlarda, öyle kabul etmek lazım. Çok mutlu oldum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Programı tertip edenlere teşekkür ederim. Sağ olun. Allah bir daha razı olsun. Evet.